Antalya'nın en kaliteli, en güzel turnuvası olan Antalya Şampiyonlar Ligi ACL Cup turnuvasında 6. haftadayız. Artık son normal sezon için son 4 hafta, onu da sıkılaştırılmış bir şekilde 2 haftaya sığdıracağız ve normal sezonu bitireceğiz artık. Yanımda Turnuva Antalya'nın 2 tane değerli oyuncusu Mert ve Uğur var. Evet, hoş geldiniz. Biraz yüksek sesle. Evet, 1 puanınız var. 9. sıradasınız. Bir türlü yükselişe geçemediniz. Sebepleri neydi sizce? Abi, öncelikle şunu söyleyeyim, yani biz takım olamadık. Yani inşallah bu maçta da takım olacağız. Bugün başlayacağız. Bir şey kaybetmiş değiliz değil mi sonuçta? Yani üst sıra çıkabiliriz. Bugün olacak inşallah. İki takımın da 3 puanı ihtiyacı var. 10. sırada oynayacağız takım. İyi olan kazansın diyorum ama bugün inşallah biz kazanacağız. İnanıyoruz. İlk 3 puanlısın. Evet. Peki, teşekkür ediyorum Uğur. Senle devam edelim Mert. Sen de sol kanattan. Şöyle alayım. Sol kanatta gerçekten çok beğendiğimiz bir oyuncusun. Teşekkür ederim. Soğukkanlısın. Sen neler düşünüyorsun? Bir puanınız var. 5 maç 1 puan. Şimdi ilk önce biz şanssızlığımızı kıramadık. Her zaman güzel oynadık ama gerek kendi bireysel hatalarımızdan gerekse takım olarak yapamadıklarımız var. O yüzden puan alamadık. Ama bu maçta inşallah ilk 3 puanımızı alacağız. Peki, biz de başarılar diliyoruz. Turnuva Antalya böyle söylüyor. Bakalım Sevdal Kuaför neler söyleyecek onunla, o takımla da görüşmek dileğiyle diyelim şimdilik. Evet, 6. hafta ilk mücadelemiz. Evet, 3 puana ihtiyacı olan iki takımın mücadelesi. 9. ve 10. sıradalar. Sevdal Kuaför, Anadolu Spor ve Turnuva Antalya. Evet Berkay, hiç puanınız yok. 1 puan bile yok 5 haftada. Evet, ne oldu? Açıkçası bir hedefimiz yoktu ilk başlarda. Daha sonra dedik ki kulvarlar uzun. Daha önümüzde çok maç var. Biraz motivasyonumuzu yakaladık açıkçası. Bir galibiyet alırsak eğer, bir 3 puan alırsak eminim ki devamı gelir. Bir seri açarsak inşallah Allah'ın izniyle gerisi gelir diye inanıyorum ben. 4 hafta var. 4 haftada alacağınız puanlar belki sizi çeyrek finalde götürebilir. Tabii ki de. O yüzden şimdi bizim takımda öyle bir sorun var ki bir gol yediğimiz zaman takım kendini bırakıyor. Fakat bu hafta bu olmayacak. Evet. Yani maçı 5-0 da bitirsek, önemli olan futbol olduğu için topumuzu oynayacağız. Skor olur olmaz yapacak bir şeyimiz yok. Yenersek mutlu oluruz, yenilirsek artık yani yapacak bir şeyimiz yok. Ama 3 puana gerçekten ihtiyacımız var. Peki, başarılar diliyoruz. Evet, karşılaşmada görüşmek dileğiyle. Evet, 9. ve 10. sırada bu 2 takım 3 puana gerçekten ulaşmak istiyor. Bakalım neler olacak bu hafta. İlk 3 puanla tanışabilecekler mi? İşte İdris'in önderliğinde Turnuva Antalya, Sevdal Kuaför, Anadolu Spor. Bakalım bu karşılaşmada neler olacak? Evet, iki takım kaptanı da şimdi seremonide. Evet, top ve kale seçimi için geçtiler. İki takıma da başarılar diliyoruz. İki takıma da başarılar diliyoruz 6. hafta ve karşılaşmaya başladı Şahin'le Sevdal Kuaför. İki takımın da 3 puana ihtiyacı var. Sevdal Kuaför'de kalede Engin var. Sedat, Musa, Uğur, Mehmet, diğer Mehmet, Berkay, Şahin, Berkay orada araya girdi, faul, hayır. Evet, Turnuva Antalya'da kalede Berat var, solda Mert, Alican, Mustafa, Neco, Devrim, özür dilerim, Durkan, Uğur ve İdris. Devrim direkt kaleye, mükemmel kurtardı Engin. İkinci müdahale. Evet, gerçekten güzel şut, güzel kurtarış. Şimdi. Engin kullandı kale atışını. Uzun kale atışı ama dönerse büyük tehlike, dönmedi. Faul. Evet, Neco yaptı Mehmet'e faulünü. Mehmet kullanacak. Mehmet uzaktan gerçekten toplara çok iyi vurabilen bir oyuncu Mehmet. Uzaktan gollerini çok izledik Mehmet'in. Pasını Uğur'a verdi. Uğur. Uğur döndü, pasını verdi Sedat. Neco, şimdi İdris sağlara döndü. Verdi Devrim'e. Devrim, top önünde kaldı Devrim. Pasını verdi İdris. İdris ilk golü mü? Top dışarı çıkıyor. İlk golü mü dedik. Çok güzel vurdu. Tam köşeye gitti top ama top ağlarla buluşmadı.
Ters bir kafa kaleci Berat. O da 2 haftadır kalecilik yapıyor. Neco. Neco hatalı pas Sedat. Sedat nereye? Şahin'de kaldı. Şahin döndü. Önü boş vurdu. Top ağlara gitti, gol. Şahin attı. Gerçekten önü bomboştu. O da bu ikramı geri çevirmedi ve mükemmel bir gol attı. Sevdal Kuaför Anadoluspor 1-0 önde. İlk 3 puanlarını alabilecek mi bakalım Sevdal Kuaför. Devrim. Çok iyi pas. Gol pozisyonu. İdris vuramıyor. Eli ayağına dolaştı derler ya. Gerçekten orada heyecanlandı. Daha iyi gol atabilirdi. Evet, Sedat kullanacak serbest vuruşu. Uzun top. Nereye? Orada Alican girdi. Şimdi Uğur kontratak olabilir. İdris'in önü bomboş. İdris bakalım ne yapacak? İdris geçti. İdris kaleci Engin. İki güzel hareket. Mehmet önü boş. Mehmet son anda Alican girdi araya. Musa da kaldı orada, evet. Faul var. Bakalım inşallah bir şey yoktur orada Mehmet'in. Orta saha mücadelesi. Mustafa pasını verdi. Devrim. Döndü. Devrim döndü. Top hala Devrim'de. Devrim. Geçti Musa'yı. Devrim kaleci Engin. İki güzel hareket. Devrim. Mustafa uzun oynadı bir kafa. Top dışarı çıkıyor. Şahin. Orada Ali Can var, faul verdi hakem. Evet bakalım nasıl kullanacak faali. Topun başına Mehmet geçti. İkili baraj orada Mustafa ve Neco'dan. Bakalım Mehmet orada uzun güzel şutlar çeker. Nasıl değerlendirecek bu hata? Çok merak ediyoruz. İkili baraj Mehmet vurdu. Top dışarı çıktı. Evet Ali Can sarı kart gördü orada. Elle pozisyonu engellemeye çalıştı ve sarı kartı gördü. Bakalım kritik bir yer. 1-0 üstünlüğü devam ediyor Sevdal Kuaför Anadolu Spor'un. Topun başında iki tane topa iyi vuran oyuncu Mehmet ve Şahin. İkili baraj Neco ve Alican barajda. Bakalım kalede Berat dikkatli. Hakem 5 adım kuralını, evet gerçekten free kicklerin bir anlamı olması gerekiyor. Şimdi topun başına Mehmet bıraktı. Şahin vuracak. Şahin direkt kaleye, direkten döndü. Mükemmel vurdu. Şimdi Mehmet pası Şahin ağır kaldı. Beklemiyordu herhalde Şahin orada. Şimdi Berkay ve son anda döndü. Şahin 2-0 oldu mu? Oldu mu? Hayır. Gol mü? Gol oldu. Gerçekten inanacak gibi değil. 2-0 oldu. İşte gole sevinci. Gerçekten Berat için çok şanssız bir an kaleci Berat için. 2-0. Mert'ten şimdi İdris. Bakalım ne yapacak İdris. Güzel pas. Devrim pası nereye? Engin'e. Uzun top. Şahin'i unuttular. Şahin. Top Şahin atamadı. Gerçekten bomboş atamadı. İdris aldı. Güzel hareket. Mustafa. Top dışarı çıkıyor. Berkay iyi geçti. Berkay pasını verdi. Şahin hat-trick. Hayır. Mert izin vermedi. Orada Mert'te bir sıkıntı var. Kasıklarında inşallah bir sıkıntı yoktur. Evet bakalım nasıl değerlendirecek. Mehmet var topun başında. Kale de vurabilir.
Mehmet direkt kaleye top dışarı çıktı. Evet, orta sahanın bitiminden serbest atış kullanacak. Topun başına devrim geçti. Devrim. Orta şut karışımı. Dönen top. Top dışarı çıkıyor. Evet, gol pozisyonu. Gol pozisyonu topu ağlarda. Şahin attı, 3 oldu. Şahin hat-trick yaptı. 3-0 önde Truva Antalya'da karşısında Sevda Kofen Anadolu Spor. Gerçekten ilk 3 puanla yakın gibi şu anda ama hiçbir şey belli olmaz karşılaşmalarda. Uğur pasını verdi devrimden önce. Sevda Kofen Anadolu Spor'daki Uğur. Şimdi Musa ters bir top, gol pozisyonu ve top ağlarda. Devrim attı. 3-1 oldu. Evet, bu bakalım bir Truva Antalya için umut ışığı olacak mı bu gol? Musa'da da evet, gerçekten orada şanssız bir andı Musa için. Geçmiş olsun diyoruz Musa'ya. Evet, skor 3-1. Mustafa. İdris. Tekrar İdris. Pası devrime. Devrim bakalım ne yapacak? Musa var karşısında. Devrim. Geçti Musa'yı. Ama orada Mehmet var. Berkay. Karşısında Alican var. Berkay geçti Alican'ı. Berkay son anda önledi Berat. %100'lük golü önledi. Devrime kadar geldi. Devrim döndü mü? Hakem devam dedi. Şimdi İdris'e kaldı. İdris döndü. Döndürmedi. Evet, 2-1 geliyorlar. 2-1 geliyorlar. Çok hızlı Berkay. Berkay çok hızlı. Çok hızlı. Evet, devam. Taç. Bakıyor içeride Mehmet var. Şahin var. Kime atacak orada? Mehmet mükemmel vurdu, top dışarı çıktı. Evet, şimdi gol pozisyonu. Gol pozisyonu 2 oldu. Gol oldu, 2 oldu. Devrim attı, 3-2 skor. Devrimin golü, skor 3-2. Evet. Maçı bırakmıyor Truva Antalya. İdris. Yapma orada. Ecu hadi gel. Evet, faali verdi hakem. Gel. Evet, Mustafa kullanacak. Mustafa. Dönen top, elle aldı mı? Evet, elle aldı. Gol. Uğur'da kaldı, verdi pasını devrime. Devrim. Evet, Mustafa da pası. Mustafa'ya gelmeyince tabii Mustafa da sinirlendi. İdris. Mert kaybederse büyük tehlike. İdris. Uğur. Berkay pasını verdi. Şimdi Şahin dönerse büyük tehlike. Gelişine mükemmel vurdu. Harika bir şuttu. Evet, Mert de Berkay'la, özür dilerim, taç kullanacak. Sevda El Kuaför. 3-2 skor. Sevda El Kuaför. Anadolu Spor. Uğur. Mustafa pasını vermese gerçekten bomboştu orada ama az önce de devrim vermemişti herhalde, ona nazire yaptı Mustafa. Topu yine kaptılar. Devrim pası nereye Mehmet'e? Gerçekten iyi değerlendiremediler. İyi değerlendirseler. Evet, 4'e 2'ler mükemmel bir pas.
Son anda Berat girdi araya. Gerçekten mükemmel pastı Mehmet'ten. İdris pasını verdi. Gol pozisyonu ve gerçekten enteresan bir pozisyon. Gerçekten enteresan bir pozisyon. Mustafa orta son anda. Şimdi Neco. Devrim önü bomboş. Devrim gol mü topça çıktı. Şahin döndü. Berkay. İyi döndü Berkay. Top İdris'te kaldı. İdris şimdi Uğur. Pası Mustafa'ya. Mustafa ortaladı. Nereye? Ters mi vuruş? Köşe atışı mı? Son anda. Mert kale bomboş. Mert vurdu. Top dışarı çıkıyor. Şimdi Berkay. Berkay. Mehmet geriye oynadı. Engin. Şimdi Mehmet ve Nejo'nun karşılaşması. İşte Mehmet döndü. Pasını verdi. Berkay. Oyna lan oyna ya. Neden duruyorsun ki ya? Ayağına seni mi vuruyorsun bu işi? Evet faul. Orada bir yanlış anlaşılma oldu. İki takım arasında, oyuncusu arasında. Evet bakalım çok kritik bir yer. İdris var orada. Barajda Neco ve Mert var. Topun başında Mehmet ve Şahin. İkisi de topa iyi vurur. Bakalım nasıl değerlendirecekler. Şahin vurdu. Barajdan döndü. Köşe atışı. Köşe atışı. Orta. Bir kafa. Top ağlardı mı? Hayır. Top dışarı çıktı. Gol olması işten değildi. Şahin pasını verdi. Döndü Mehmet. Çekerse büyük tehlike. Berkay'da kaldı. Berkay iyi döndü. Berkay son anda Neco önledi. Şimdi Uğur. Evet Uğur. Bakalım ne yapacak Uğur. Pasını verdi. Mehmet'ten Berkay'a. Berkay. Baktı. Tekrar Mehmet. Sol ayak. Güzel vuruş ama top dışarı çıktı. Uzun taç. Dönen top. Neco. Kaybetti. Musa. Topla hızlı Musa. Pasını da verdi Şahin. Bakalım Şahin ne yapacak? Şahin geçti. Pası Mehmet. Gol pozisyonu. Top dışarı çıkıyor. Mustafa kaybederse tehlike. İdris bakalım ne yapacak İdris. İdris güzel pas. Devrim. Gol pozisyonu. Son anda Engin kurtardı. Mükemmel bir pastı İdris'ten. Gol olsa inanılmaz bir asist olacaktı. Ve kaleci Engin mükemmel kurtardı. Evet galibiyet gelecek mi bakalım. Uğur döndü. Uğur. Mustafa. Ters mi vuruş? Evet Engin'den son taktikler artık orta. Son anda dönen top. Uğur vurdu. Rakipten döndü. Mustafa. Kontrol son anda. Müdahale. Köşe atışı kullanacak. Son anlar artık. Son köşe atışı. Mustafa ortaladı nereye? Nereye? Gerçekten 3 puanı bakalım. Mehmet uzun oynadı. Berat kafayla uzaklaştırdı. Artık son atak. Devrim. Karşısında Mehmet var. Evet. Devrim. Pasını verdi Musa'dan döndü. Ve karşılaşma sona eriyor. 3 puanı. İlk 3 puanın 6. haftada tanışıyor. Sevda Kuaför Anadolu Spor. 3-2 bitti maç. Tamam koçum sağ ol. Basın. Evet. ACL Cup'ta bu
ne zaman bu 3 puanla tanışacaksınız? Ben yani gerçekten umudumu kestim desem yalan olur. Vallahi biz kendimizi finallere saklıyoruz diyelim. Artık öyle şeytanın bacağını kıralım diyelim. Aramızda yeni arkadaşlar vardı, yeni katılan arkadaşlar vardı. Uyum sağlayamadık. Aslında güzel de oynadık ama ileride bir esere kaçtığımız için çoğu pozisyonu kaçırdık yani. Kendi içimizden oldu yani. 4 tane pozisyon saydım ben. 4 tane pozisyon saydım. Mustafa'nın devrime vermemişsiniz. Devrimi Mustafa'ya vermemişsiniz. Bir de benim 2-3 tane net atmam lazım. Atamayanı atarlar diyeceğiz. Aynen öyle oldu. Arkadaşların ayaklarını sağlayalım. Önümüzdeki maçlara bakacağız yani. Maç işaretimiz yok. Peki. Ama kendimizi finalde iyi saklıyoruz gibi düşünüyorum. Çünkü ben de bayağı iyileştim. Tabii cezalar i̇lk, olsun. İlk maçımı oynadım bugün işte. Fena da değildik diyorum ama. Yapacak bir şey yok. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Olacak yani. Sağlık. Çok teşekkür ederim. Evet. Sevdal Kuaför Anadolu Spor'dan da oyuncularla kapat. Evet, Sevdal Kuaför Anadolu Spor. Anadolu Spor daha doğrusu ilk 3 puanını aldı bugün 6. haftada. Demek ki yolun sonu her zaman selametli diyelim. Şahin 3 gol attın. Maçın yıldızıydın. Neler düşünüyorsun? Vallahi, yüksek sesle. Komple olarak, takım olarak yıldızdık zaten bugün. Biz bugün 3 puanı garantilemek için geldik hakikaten. Zaten birkaç haftadır kendin de biliyorsun. İzlediğin gibi. Bütün maçlarımızı o orada oynadı, o orada oynadı. Ben bilene kaleye kadar geçtim. Bizim takımdaki herkes lisanslı sözde. Ama bir tek lisanslı olarak bugün Engin abi. Maçın yıldızı bence Engin abi. Yani bizim bir tek sıkıntımız vardı kalede. Onu da hallettik. Allah'ın izniyle bundan sonra biraz daha iyi olacağız. Peki. Attığın gollerle ilgili? Valla attığım goller takımın golü yani. Sadece kendi golüm değil. Vurdun. Her şey takımın olan bir şey. Bir tek içime dert olan o direk. O da olsaydı daha iyi olurdu şu an. Güzel şuttu. Evet. İyi hatırlat. Başarılar diliyorum. Engin abi seni de alalım. Evet sen. Ben seni ilk tanıdığımda kaleci olarak tanıştım. Evet. Kaleye geçmiştim. İyi de evet. Kaleciydin. Sonra oyuna falan geçtin. Ya sonra başka bizden kalecilik yaparım diyenler oldu. Onları aldık. Kendimiz oynadık ama baktık beceremiyorlar. Biz de elimizden geldiğini yapmaya çalıştık. Ya bu turnuvada ben geçen turnuvada da bulunduğum için maç kaybetmenin bir önemi yok. Biz geçen turnuvada da bütün maçlarımızı kaybettik. Playoff'larda takım kendi oturmuştu. Playoff'larda iyi bir yere geldi. Kayfa gelmeseydi belki çeyreğe de geçebilirdik. O yüzden hiçbir şey belli olmaz. Daha var önümüzde maçlar. Takımımız oturdu. Bakacağız. Mental güç değil mi? Yani şimdi futboldan daha çok hep yenildi. Yeni mental aynen, moral, güçlü olmaz. Moral de bozuldu. Takımda ve şu anda bu iyi oldu. Bu galiba. Ara bulması. İnşallah devamı gelir. Peki. Teşekkür ediyoruz. Evet, diğer karşılaşmada görüşmek dileğiyle.